Müdürüye teyze söyledi. Bugün çok önemli birisi beni evlat edinmeye geliyormuş. Azıcık korkuyorum, azıcık da mutluyum. Acaba beni evlat edinir mi? Baksana, hem çok kötüyüm hem de saçlarım başlarım dağınık. Beni evlat edinmeye gelen kadın arkasını dönüp kaçar beni görünce resmen. Ya üf ya, ne yapacağım ben? Neyse azıcık dışarıyı gözetleyeyim. Baksana her yer çok güzel. Birisi geldi. Acaba bu beni evlat edinecek Çiklin, kadın mı? çiklin. Kraliçe geliyor, kraliçe geliyor. Tamamdır. Bu yoldan kraliçem. Evet, burası olacaktı. Olamaz, beni görmemeli. Beni görürse korkup kaçar. Evet. Evet, evlat edineceğim kız bu mu şoför? Evet, bu olması lazım. Zaten sadece bir kişi kalmış diyorlardı burada. Bu Merhaba kız olsa kızı. gerek. Merhaba güzel kız. Bana bakar mısın? Bakayım. Fakat bana öyle güzel demeyin. Ben dünyanın en çirkin çocuğuyum. Hayır. Sen çok güzelsin. Sen beni tanıyor musun? Televizyonda hiç beni gördün mü? Benim hiç televizyonum olmadı. O da ne? Televizyon bak bu şeyde de var. Yetimhanede de var. Size izletmiyorlar mı hiç? Bazen izletiyorlar. O mu böyle kocaman ekranı var, bazı şeyler çizgi film gibi şeyler izletiyorlar. Evet. Biliyorsun belki de bilmiyorum ama ben Brookhaven'ın kraliçesiyim ve seni evlat edinmeye geldim. Canına. Benim bir annem olacak. Hem de kraliçe. Yaşasın. Ama Evet. Şimdi ben senin yanında güzel olmam ki. güzel olman önemli değil. Şimdi bak şoför seni benim yanıma götürecek. Seni eve götüreceğiz ve sana orada senin neden evlat edindiğimi anlatacağım, tamam mı? Tamam. Hadi o Hadi zaman bakalım, şimdi yavaş gidelim. yavaş gidelim. Şoför çocuğu alsan ben kendim geçerim. Kimse yok Tamam. zaten. Gel bakalım küçük kız. Kucağına mı geleyim? Evet, gelebilirsin. Geldim. Tamam. Şöyle otur Beni bakalım. bıyıkabilirsin. Ben şu üstte oturabilir miyim anneciğim? Hayır. Yanıma oturur musun lütfen? Tamam anneciğim. Tabi üstten de birazcık korkarım. Evet, şimdi ben kraliçe olduğuma göre sen de prenses olacaksın. O Evet. yüzden şimdiden hareketlerine dikkat etmen lazım. Prensesler çok naziktir, çok akıllılardır ve çok kibarlardır. Anladın mı? Evet. Sen şimdi bizim sarayımıza gidiyorsun ve Tamam. orada sana neler yapman gerektiğini anlatacağım. Tamam, ben çok heyecanlandım. Evet, bir de bana anne demezsen çünkü ben kraliçeyim. Bana kraliçem demen gerekiyor. Tamam kraliçem. Geldik Gel. mi şoför? Şimdi hemen şuradaki garajdan garaja sokmam lazım. Böyle garajın kilidini açayım. Tamamdır. Evet. Çocuğum benim kapımı açarken çocuğun da kapısını aç. Artık adap şeyi öğrenmesi lazım onun. Tamamdır. Gelin bakalım kraliçem. Açtım kapınızı. Evet. Siz de gelin bakalım. Gel Teşekkür bakalım ederim. küçük kız. Önemli değil. Geldim kraliçem. Gel Kraliçem ben de bakalım. birazcık aşağıda duracağım ya. Etraf falan süpürürüm. Tabii ki de sen aşağıda dur. Ben de çocuğa neler yapması gerektiğini anlatayım. Öncelikle gel şöyle otur bakalım. Sarayımıza hoş geldin. Hoş bulduk kraliçem. Evet, senin adın ne? Benim adım Ece. Evet, bundan sonra sen Prenses Ece olacaksın. Şimdi ben aslında bir çocuk evlat edinmeyecektim. Bir prensesimiz vardı. Ancak sana benzeyen benim küçük kızım bir kaza sonucu öldü. Biliyor musun bunu? Ya ne yazık. Evet, o yüzden ona çok benzediğin için çok araştırdım ben. Ona çok benzeyen bir kız sen vardın ve bu yüzden seni evlat edindim. Sen aynı benim kızıma benziyorsun ve çok güzelsin. Teşekkür ederim. Ama bir prenses olmak o kadar kolay değil. Bu şekilde, bu halinle bir prenses olamazsın. O yüzden öncelikle seni bir banyoya sokalım. Ne dersin? Tamam kraliçem, siz nasıl isterseniz. Hadi gel bakalım. Benim yanımda üst katta kalacaksın, tamam mı?
Tamam kraliçem. Bir Ben prenses geliyorum. olacaksın. Burak Ivan'ın prensesi hem de. Çok ince bir insan olman lazım senin. Gel. Geldim. Burası mı sizin adınız kraliçem? Evet, burası benim odam. Ve burada da banyom var. Vay Şimdilik bu banyoyu canına. kullanabilirsin. Şu Çok irinden, pasından güzelmiş. seni arındıralım. Tamam, ben hangisine gireyim? Küvete mi gireyim yoksa bu düz olana mı? Buna girebilirsin. Hadi bakalım, güzel güzel Tamam. banyo yap. Aa, ya hayatımda ilk defa sıcacık bir suya giriyorum. Ne kadar güzel bir şey. Annem beni ben Duşunu aldıktan doğduğumda. sonra üstünü giyinip gel, tamam mı? Normal bir Tamam. şeyler giy. Sana şimdi alışverişe gideceğiz. Şoför! Annem ben doğduğumda beni direkt yurda bırakmıştı. Ama şimdi harika bir annem oldu. Hop, anne Şoför! değil. Anne demeyeyim, o bir Biliyorum kraliçe. kraliçem. Ve ben de Aa, artık bir çok güzel, onu prensesiyim. duymadım. Hemen. Kraliçem, ben de yemek hazırlıyordum ya. Masayı falan kuruyordum. Tamam, sen Aa. arabayı hazırla. Bu böyle olmayacak. Bu kızın bir sürü eksiği var. En başta gidip onu bir prensese benzetmeliyiz. Sonra da prenseslere layık bir şekilde ona yemek yemesini ve güzel güzel konuşmasını öğretmeliyiz. Burada kraliçenin kızının kıyafetleri var. Acaba bunları giysem kızar mı? Hmm. Söz kraliçem. Ben hemen hazırlamaya gidiyorum. Ay Ay canım, kız, bunu neredesin? çok Ece. beğendim. Geliyorum kraliçem. Şöyle bir kıyafet giydim. Hani siz öyle dolaşmayın dedin ya. Evet, çok güzel olmuşsun. Biliyor musun? Aynı kızıma benzemişsin. Onu o kadar çok özledim ki. Hadi Yani gel bakalım. insanın birini kaybetmesi birazcık yani üzücü olabiliyor. Evet, gel bakalım, gel. Şimdi şoför arabayı hazırladı. Senden istediklerimi harfiyen yaparsan çok güzel bir prenses olursun. Anladın mı beni? Anladım kraliçem. Gel bakalım. Nerede kaldı bu şoför? Şoför, üst tarafa getir arabayı, şoför. Getiriyorum. Bu arabayı da buradan çıkarması biraz zor ama. Çıkaracağız artık. Oo! Ah. Hadi geç otur bakalım. Ah. Oturdum. Şöyle hemen. Biliyor musunuz kraliçem, siz çok güzelsiniz. Teşekkür ederim. Sen de çok güzelsin. Aslında biraz bakım yapmak insanı çok güzelleştiriyor. Şimdi sen de daha güzel olacaksın. Peki. Kraliçem, ilk başta kıyafetçiye gidiyoruz, değil mi? Evet, bu kıza güzelce bir kıyafetler almamız lazım. Böyle olmaz. Tamamdır. Hemen hızlıca gidelim o zaman oraya. Yaşasın, bir Tamam. kıyafetim olacak. Bir değil, binlerce kıyafetin olabilir. Sen sadece kraliyet ailesine layık bir kız olmaya çalış, tamam mı? Tamam kraliçem. Evet, geldik kraliçem. Tamam. Hadi bakalım. Şöyle Gel hemen. bakalım küçük kız. Geldim Şoför, sen de kraliçem. poşetleri taşı. Gel bakalım. Tamam, ben poşetleri hemen hazırlayayım. Siz de içine koyun. Ben de taşırım. Buradan bana bir 100-200 tane pantolon, 100-200 tane de tişört al, tamam mı? Tamam kraliçem. Hepsini doldur. Şöyle Hadi bakalım. hemen Sen de dolduruyorum. beğendiklerinden giyebilirsin. Peki kraliçem. Şoför abi, sen bana bir tane elbise alır mısın? Annem gibi olmak istiyorum. Tabii ki de kraliçelere ve prenseslere layık elbiseler de alıyoruz. Merak etme. Senin yeter. Ben her türlü alırım. Şöyle hemen şundan da koyalım. Gel Tamamdır bakalım kraliçem. küçük kız. Kıyafet alışverişi tamam. Şimdi Geldim seni birazcık kraliçem. baştan yaratalım. Şoför, bizi kuaföre götürür müsün? Hemen götürüyorum kraliçem. Tamamdır. Hemen götürelim. Şimdi. Bu çocuğun saçlarını aylardır taramamışlar galiba. Evet. Hızlıca geldik. Kraliçem. Efendim, sana dondurma alacaktım ama hemen sürprizi bozdun. Neyse. Hop. Şoför abi nereye gitti ya? Ay. Çarpıyordum Tamam. ağaçta arabaya. Heh. Al bakalım. Benim kızım da bu dondurmayı çok severdi, biliyor musun? Vay canına, dondurma çok güzel gözüküyor. Siz bana verin ha. Niçin, pardon Kraliçem. kraliçem. Efendim. Ben de saçıma
Pembeye boyamak istiyorum. Gidip saçımı pembeye boyayabilir miyim? Teşekkür ederim kraliçem. Şoför, bence senin saçın böyle gayet iyi. Hadi bakalım. Gel bakalım Mükemmel. küçük kız. Önce şuraya otur ki kuaför senin saçlarını kessin, tarasın, yıkasın ve iyice temizlesin. Kraliçem, o zaman ruj yapayım ben. Maalesef. Aa. Biliyor musun küçük kız? Bu şoför benim çok iyi bir arkadaşım. Ona o kadar güveniyorum ki her şeyimizi o yetişiyor. Hem güvenlik, hem şoför, hem de bir arkadaş. Evet, çok iyi kalpli gözüküyor. Biraz da komik. Evet. Hadi bakalım. Şimdi gözlerini kapat ve Tamam. 5'ten geriye say. Tamam mı? Tamam. 5, 4, 3, 2, 1 Saçım ve saçım ıslandı. ve Evet. Aa, hay, şuna bakar mısın? sıfır. Nasıl Ben oldu? ağlamak istiyorum. Aynı benim ölen kızıma benzedin. Çok mu güzel oldu? Benzemiş kraliçem. Çok çok güzel. Efendim şoför? Aynı size benzemiş. Evet. Çünkü kızım da bana çok benziyordu. Bak, o da aynı benim kızıma benziyor. İyi Evet. ki sen evlat edinmişim, biliyor musun Ece? Evet, Evet biliyorum. yani İyi ki sizin gibi bir annem olmuş. ben Hadi bile bu bakalım. kadar olacağını tahmin edemezdim. Ben de tahmin edemezdim. Gerçekten aynı kızıma benzedi. Hadi gel bakalım. Şimdi seni... Kraliçem. Dikkat edin. Bizi koruyor. Ne Saldırı oluyor? var. Galiba kraliçem yanlışlıkla saldırı moduna bastım ya. Hemen düzeltiyorum Hadi hayatım. gel bakalım küçük kızım. Prenses olma yolunda çok güzel ilerliyorsun. Şimdi eve gidelim. Teşekkür ederim kraliçem. Taç koleksiyonumuzdan ona uygun minik bir taç takalım. Tam Kraliçem. prenseslere layık. Anlamadım. Evimize Kraliçem. gideceğiz. Tamamdır. Kraliçem bu arada yani bu normal bir araba değil yani böyle saldırı modu falan da var. Eğer kraliçeye ateş açılırsa direkt koruyor. Oo, çok iyi, değil mi? Evet, bunu Evet. size daha önce söyledim mi bilmiyorum. Galiba unuttum söylemeyi daha önceden. Sen her Kraliçem. şeyin iyisini düşünüyorsun zaten arkadaşım. Hayatımda ilk defa bu kadar güzel bir ev ve araba gördüm. Hiç böyle şeyler görmemiştim. Evet bakalım küçük Ece, gel bakalım. Geldim kraliçem. Şimdi sana son olarak bir taç Taç takacağız. lazım. Prenses tacı. Böyle minik, harika, pembe taşlı. İster misin? Pembe taşlı da olur, sarı da olur. Hadi bakalım. Tak Siz... bakalım bir tanesini. Al bakalım. Şoför, getirdin mi tacı? Getiriyorum kraliçem. Ece'ye ver. Öneriyorum. O da taksın hemen. Bakayım. Burada Al bir bakalım tane Ece. sarı var. Bu sarıyı takayım. Sarı güzel olmazsa diğerini takarım. Hemen takayım. Şimdi tam bir kraliçe olacaksın. Pardon, prenses. Evet. Çok güzel oldun. Tam bir prenses oldun. Harikasın. Bunu beğenmediyseniz pembe de getirdi şoför abi. Onu da takabilirim. Evet, benim kızım en çok pembeyi takardı, biliyor musun? Onu da çok yakışırdı. Eminim sana da çok yakışır. O zaman ben de pembeyi takayım. Hemen Öyle hemen. şuradan pembeyi takayım. İşte bu da pembe. Mükemmel. Mükemmel. Harikasın. Ben de bunu daha çok beğendim. Hem de kalpleri çok severim. Evet. Hadi bakalım. Son olarak senin prenses olma törenini yapalım. Şoför, Yaşasın. gel bakalım buraya. Oo, şoför abi güzelce yemek hazırlamış. Evet, şimdi yemeğe oturacağız. Şoför, gelin bakalım. Geldik. Sen küçük Ece, bu evin Evet. Çok prensesi olmayı istiyor musun? istiyorum ben. Bir prenses olmak istiyorum. Evet. Artık ben de seni Brookhaven'ın prensesi ilan ediyorum. Yaşasın, yaşasın, yaşasın. Artık bir prenses oldum. Hadi bakalım. Şimdi yemeğe geçebiliriz. Hem de çok Ben de komik bir çok tane sevindim. şoför abi. Ben de çok sevindim küçük kızın prenses olmasına ama artık ben o kıza da prensesim mi diyeceğim? Evet, bana kraliçem dediğin gibi ona da prenses Ece diyebilirsin. Tamam Yaşasın. o zaman. Şimdi sofra Gel. da hazır.
Sofraya Oo. oturalım. Vay Teşekkür canına. ederiz. Ne kadar Yani. güzel. Ben şuraya oturayım hemen kraliçenin yanına. Prenses Ece, ama işin en zor yeri burada. Düzgün yani prenses gibi yemek birazcık zor. Evet. O işi Yani bana böyle bırakın. bardak tutuşu, belki çizgi film izliyorsundur sen, belki görmüşsündür ama Evet, nasıl ben Prensesler yapıldığını çizgi falan. filmini izliyorum. Zendaya'yla izliyorum. Uyuyan Güzel izliyorum. Öğretmenimiz bize sadece yılda bir açıyordu. Oradan biriktire biriktire sadece 3 tane izleyebildim. Onlar gibi yiyeceğim şimdi. Yavaşça tutalım. Bir ışırık. Tamam, Aferin öyleyse. sana. Çok çabuk öğrendin. Tam bir prenses olmaya layık birisin sen. Teşekkür ederim kraliçem. Kraliçem zaten bu prenses olmanın yarısını biliyormuş. Evet. Çok şanslıyız. Evet, o kadar şanslıyız. Azıcık da Hemen şuraya kola bakalım. Aman. Tamamdır. Şöyle çok şuraları da güzelmiş. temizleyelim. Beni evlat edindiğin için çok teşekkür ederim kraliçem. Ne demek? Senin gibi bir kızı evlat edinmek benim için bir şans. Sen de çok güzel bir prenses oldun. Siz de çok güzel bir kraliçesiniz. Teşekkür ederim. Hadi giyin. Geldik. Arkadaşlar, bu videodan bu kadar olsun. Bu videoda kraliçe, bu yakınımın kraliçesi beni evlat edindi. Konuşamıyorum, kraliçe bile diyemiyorum. Kusura bakma kraliçe anne. Hiç önemli değil, tatlı kızım. Bugün benim çekilişim olacak. Tam 20 bin Robux dağıtacağım 50 kişiye. Sizleri çok seviyoruz. Ya ne yapıyorsun? Şoför abi. Arkadaşlar, canlı yayına katılmayı sakın unutmayın. Bugün canlı yayınımız var. Hepinizi bekliyoruz. Evet Hepimiz canlı arkadaşlar. yayında olacağız. Hepimiz, evet hepimiz. Evet, o Videomuzu zaman. beğendiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın. Sonraki videolardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. Like, like, like. Hoşça kalın. Bye bye.